Harun Alanoğlu Ahmet Hakan Coşkun'la münazara. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun geçtiğimiz günlerde referanduma binaen yazdığı bir yazıda bazı önerilerini sıraladıktan sonra sen de var mısın diye sormuş. Tam münazaralık bir yazıydı. Münazara yapalım dedik. Ahmet Hakan Coşkun: Ben tek akıl değil, ortak akıl çalışsın istiyorum. Sen de var mısın? Ben Devletimiz 2002 yılına kadar ülkeyi millete rağmen yöneten, kendisine itiraz edenleri de yok eden bir tek akıl tarafından yönetildi. %100 uzlaşma mümkün olamayacağı için isteğinize en yakın olan seçenek çoğunluğun ortak haklı olacaktır. Yeni sistemin sunduğu da budur. Ahmet Hakan Coşkun Ben kuvvetler ayrılığı olsun istiyorum. Sen de var mısın? Ben Kuvvetlerin birbirlerinden ayrı olmaları ama bu ülkeye hizmet için var olduklarını da unutmamaları gerekiyor. Milletin kontrolünde olmayan kuvvetler birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için veya başka sebeplerle geçmişte olduğu gibi dış odakların kontrolüne girebilirler. Milletin seçeceği Cumhurbaşkanı millet adına kuvvetlerin başında olup onların kontrolden çıkmalarını engellemelidir. Ahmet Hakan Coşkun. Ben hapiste hiçbir gazeteci kalmasın istiyorum. Sen de var mısın? Ben. Bu bizim isteğimize değil de gazetecilerin suç işlememelerine bağlıdır. Taciz, terör, cinayet gibi suçları olan gazeteciler sırf gazeteci oldukları için serbest bırakılamazlar. Mesela Can Dündar'ın hapisteki gazeteci dediği şahıslardan biri olan İçe, PKK'nın Zagros Siyabent Kod adlı sözde Amanoslar Osmaniye Erzin sorumlusuydu. Ahmet Hakan Coşkun, ben güçlü bir meclis olsun istiyorum sende var mısın? ben. Meclisin görevi millet adına devleti yönetmektir. Ama ülkemizde devlet ve meclis ayrı ayrı kurumlardı. Devlet milletten bağımsızdı. Meclisin görevi de halkın taleplerini devlete iletmek ama nihayetinde devletin istediği yasaları yapmaktı. Yani millet devletini yönetenleri seçemiyordu. Tayyip Erdoğan bu sisteme fiili olarak son verdi. Yeni sistemle de devlet meclis gibi doğrudan millete bağlanacak ve millet devlet idaresini resmen devralarak vekaleten zayıf değil asaleten en güçlü yapı olacaktır. Ahmet Hakan Coşkun ben Cumhurbaşkanlığı seçimiyle meclis seçimi aynı gün olmasını istiyorum. Sen de var mısın? Ben. Evet bu seçimlerin farklı zamanlarda yapılması hoşa gitmeyen şeyler olmaya başlarsa milletin Cumhurbaşkanı'na kendine gel mesajı vermesini sağlayabilir. Ahmet Hakan Coşkun: Ben adam gibi denetim, adam gibi denge ve fren istiyorum. Sende var mısın? Ben: Denetim, denge ve fren elbette olmalıdır, olacaktır da. Ancak mevcut sistemde AYM gibi vesayet kurumlarına verilmiş olan bu görev yeni sistemde milletin etki edebildiği kurumlara verilmelidir. Ahmet Hakan Coşkun: En çok oyu alan, sisteme ele geçirip keyfine göre davranamasını istiyorum. Sende var mısın? Ben: ben de hiç seçime girmedikleri halde hükümetler yıkıp hükümetler kuran ama yaptıklarından dolayı millete hiç hesap vermeyen paşaların, patronların, yargıçların keyiflerine göre davranmalarını istemiyorum. Ahmet Hakan Coşkun, ben bağımsız, bağlantısız bir hukuk sistemi istiyorum, sen de var mısın? Ben, evet, yeni sistemle beraber gayrimilli vesayet odaklarının etkisini kaybedecek olması yargının sadece millete karşı sorumluluk taşımasını ve adaletli olmasını sağlayacaktır. Ahmet Hakan Coşkun: Ben 1940'lara dönmek istemiyorum, sen de var mısın? Ben ülkeyi halkın hiç seçmediği, hiç sevmediği, hatta nefret ettiği bir devletin silah zoruyla yönettiği zamanlara dönmeyi o şartlardan nemalananlar dışında kimse istemez. Türkçe ezan duymak da canımı sıkardı. Ahmet Hakan Coşkun: Ben özgürlükçü, çoğulcu, demokrat bir Türkiye istiyorum. Sen de var mısın? Ben. Evet ve bu yüzden ben referandumda evet diyeceğim. Sen de var mısın? Harun Alanoğlu, Diriliş Postası.